Merhabalar. Bu sefer biraz karanlık video olacak. Şu an traktörün yanındayım. Malum burası kış ve bayağı bir soğuk oluyor buralar. Bindim, çalıştırayım dedim. Şöyle sizlere de göstereyim. Evet, kontağı açıyorum. Hiçbir şekilde ışık yok. Taban lambasını açıyorum. Yine hiçbir şekilde yanmıyor traktörümüz. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Akümüz fena halde bitmiş. Size şöyle de göstereyim. Bakın. Kontağı açıyorum. Hiçbir şekilde göstergelerimiz yanmıyor. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Evet. Malum buralar akşamları eksi 10'a kadar düşüyor. Büyük bir ihtimalle çok kötü bir sülfat tutmuştur. Şimdi bunu evde en basit nasıl çözebiliriz? Hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi nedir bu sülfat? Hemen onu söyleyeyim. Şöyle akümüzle göstereyim. Akümüz 105 amperlik sulu tip akü, yani start stop aküsü. Arkadaşlar, sülfatı kirece benzetebiliriz. Yani bir nevi kireç gibi. Nasıl ki makinalarımızda kireç nasıl demir yüzeylere tutunup çalışmasını önlüyorsa, sülfat da akümüzün plakalarına tutunup akümüzün direncini arttırarak çalışmasını engelliyor. Desülfatör dediğimiz olaylar oluyor. Şu an sizlere, yani herkesin uğraşmadan basit bir yöntemle çözmesini sağlayacağım. Basit bir yöntemle çözülecek bir şey göstereceğim. Şimdi hemen akümüzün voltajına bir bakalım. Evet, şöyle akümüzün voltaj değerlerini görüyorsunuz şu an. Şöyle göstereyim. 3,9. Büyük oranlı bir sülfatlaşma var şu an burada. Şu anda ölçü aletimin problemini aküye bağlı olduğunu görüyorsunuz. Ve akümden şöyle artı eksi olmak üzere iki tane kablo getirdim. Şu an çekimi telefonla yaptığım için çok iyi olmayabilir. Bakın, şöyle kısa devrediyorum. Gördüğünüz gibi aküde hiçbir şekilde ark oluşmuyor. Şöyle getireyim. Evet. Herkesin yapabileceği basit bir şekilde göstereceğim demiştim. Bu nedir? Bu 20 wattlık bir tane led sürücüsü. Bununla desülfatör işlemini yapacağız. Burada yapmanız gereken önemli bir husussa buraya bir tane 1N4007 yerleştireceğiz. Yönü ise beyaz kısmı, bakın şurada görünüyor. Beyaz kısmı direkt artı kablosuna, yani çıkışa doğru bakacak. Siyah tarafı ise bizim led sürücüsüne bağlanacak. Bu şekilde bir bağlantı yapıyorsunuz. 220 hattı burada zaten. Tek yapmanız gereken bu. Bu diyodu mutlaka eklemeyi unutmayın, yoksa işe yaramaz. Zaten bu işlemi yaptıktan sonra benim daha önceden de paylaşmış olduğum akü bakım devresini de kullanabilirsiniz. O da iş görecektir. Şimdi prize takmadan önce burada mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çıkışta elektrik olacağından dolayı çarpılma ihtimali yüksek oluyor. Bağlantıları yaptıktan sonra prize takabilirsiniz. Burada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Voltaj en son kaça kadar yükselecek? Eğer 14'ün üstüne çıkarsa aküde, bu çok büyük bir sülfatlaşma olduğunu göstermektedir. Şimdi bağlantılarını yapalım. Bu bizim eksi kablomuzdu. Şöyle akümüzden gelen eksiye bağlayacağız. Evet, eksi kablomuzu bağladım. Artıyı bağlamadım. Çünkü artıyı birazdan sizlere kaça kadar yükseldiğini göstermek için şu anda tutuyorum. Evet, akü artı kablomuz burada. Şöyle bakalım. Evet, devremiz çalışıyor. Şöyle kısa devrettirdiğimde ötüyor. Şimdi bizim aküden gelen artıya bağlayacağım. Ve burada voltajı görmenizi istiyorum. Evet, şu an bağladım. Şu anda bağladım. Bakın, hızlı bir şekilde yükseliyor. 14'ün üstüne çıktı. Bu da sülfat olduğunu göstermektedir. Bu yavaş yavaş şarj aldıkça düşecektir. 12'ye, 13'e, 14 civarlarına kadar düşecektir. Şimdi bunu bu şekilde şarjda bırakıyorum. Yaklaşık bir 5 saat boyunca şarjda kalacak. Evet, beni takip edenler biliyordur. Şöyle, benim sürekli videolarımda kullandığım 12 volt 44 amperlik bir akü var. Bu nereden geldi? Hemen onu size söyleyeyim. Ben bunu eskiciden aldım. Evet, bu eskiciye verilmişti. Kullanılmıyordu ve bozulmuş haldeydi. Ben bunu nasıl iyileştirdim? Sizlere paylaşmış olduğum
akü desülfatör devresi ve akü bakım devresi ile bu iki videoda izleyebilirsiniz. Bunları da uygulayabilirsiniz. Bayağı bir başarılı iş görüyor. Bu devrelerle ben bu akümü hurdacıdan aldım ve 3 yıldır da kullanıyorum. Halen bir sıkıntı çıkmadı. Halen gayet iyi çalışıyor ve videolarında test yapmam gerektiğinde bu 12 voltluk akümü kullanıyorum ve şu an rüzgar türbinüyle de şarj oluyor. Şu an traktörümüzü çalıştırdık. Şu an akü gayet iyi duruma geldi. Şimdi atölyemize geçip bunu nasıl yaptığımızı daha iyi anlatalım. Şimdi söylemek istediğim bir konu daha var. Ben normalde traktörü şarj ederken bu devrenin sıcaklığını sürekli kontrol ediyordum. Tabii çünkü 2 gün boyunca takıl kaldı. Ve bu kontroller sırasında voltaj değerlerindeki değişmeleri kontrol edip bunu bir nota döktüm. Bunu da sizlerle birlikte paylaşacağım. Sizlerin de bunu yapmasını öneririm. 18 volta bir ara yükseldi. Normalde düşmesi gerekiyorken bir ara 18 volta kadar yükseldi. Bir baktım devre ısındığı için bu 18 volta yükselmişti. Devreyi soğutup tekrardan taktığımda düşüşler tekrardan yaşandı. Yani tekrardan aküyü güzel bir şekilde şarj etmeye başladı. Sizlerin de bunu yapmasını öneririm. Çünkü devremiz ısınınca düzgün çalışmadığını fark ettim. Niye normal şarj aletiyle şarj etmiyoruz da? Niye bununla şarj ediyoruz? Sülfat tutmuş aküleri. Veya niye desülfatör devrelerini kullanıyoruz? Hemen onu söyleyeyim. Şimdi bir akü normalde tam dolu voltajı 14 volttur. 14,4 voltun üstüne çıkamaz. Bir akü. Normal şartlarda bu geçerlidir. Peki niye akülerimiz biz bu şarj aletiyle taktığımızda 18 voltlara kadar gösteriyor? Hatta bazen çoğu zaman yüzlere kadar da çıkabiliyor. Niye böyle bir şey oluyor? Şimdi sülfat dediğimiz olay akülerin her bir plakasına her bir plakasına tutunup kuruyarak bir tabaka oluşturuyor. Ve bu tabaka akünün iç direncini düşürerek akünün voltaj alımını engelliyor. Yani biz normal bir şarj aletiyle şarj etsek normal bir şarj aleti 14 volta kadar yükseliyor ve akünün alması gereken voltajın alt limitinde kalıyor. Yani akü sülfat tuttuğunda orada bir direnç olayı olduğu için biz oraya yüksek bir voltaj uyguluyoruz. Tabii düşük amperli yüksek bir voltaj. Bu da oradaki sülfatın kırılmasına, yani zaman içerisinde o sülfatın tekrardan aside dönüşmesini sağlıyoruz. Tabii bu olay bazen çoğu zaman işe yaramıyor. Bu işe yaramadığı takdirde biz aküye çok hafif miktarda da asitli su ekliyoruz ki bu sülfatın daha rahat kırılması için. Normalde sülfatörlerden daha çok işe yarayan bir tane desülfatör devrem vardı. Eğer yaptığınız hiçbir desülfatör devresi işe yaramıyorsa mutlaka o yarayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Ben dediğim gibi bu aküyü hurdacıdan aldım ve 3 yıldır da kullanıyorum. Bozuk bir aküydü. Bozuk bir aküye göre halen 3 yıl devam etmesi, dediğim gibi bu tarz devreleri sürekli kullanmama bağlı. Beni takip edenler biliyordur. Hatırlarsanız ki bir akü bakım devresi yapmıştım. Ben her ay en az bir defa buradaki akümü o bakım devresiyle şarj ediyorum. Bundan dolayı tabii akü daha iyi oluyor. Performansı hiç kaybetmiyor. Siz de bunları uygulayabilirsiniz. Evet, bu videom da bu kadardı. Masam biraz dağınık. Kusura bakmayın, yeni projeler için çalışıyorum. Bir sonraki videolarda, bir sonraki projelerde görüşmek üzere.